Burak diyorsun ki ben kendi kendimi oluşturdum. Kendi kendimi kreye ettim. Ben kendi kreasyonumum. Kendi yaratımımım. Diyorsun. Beni kimse bu niye söyleniyor? Bu bir aslında bir karşı çıkış sende. Evet evet. Ya aslında bir röportajın içinde peşi sıra gelen sorulardan birinin cevabıydı. Hı. O da şöyle, kariyerimin başında hepimiz bilirsiniz yani erken yaşta başlayanlar hep bir abisi vardır falan filan. Merhaba, beni işte resmimi basın, gazeteye çıkmak istiyorum. Benim kariyerim başlangıcında hiç kimseden böyle bir isteğim olmadı. Ve onlarda bir klişe cümleleri vardı ağızlarında, özellikle magazin dünyasında. Seni biz yarattık. Evet. Hikayesi. Gazetecilerin söyledi. Evet. Yani beni de bayağı böyle hani nasıl söyleyeyim sabıkalı tipler vardı aralarında. Sabıkalı derken yani işte yani bu konularda sabıkalı. Onu sen de söylemen lazım. Niye kayınbiraderini yaratmadın da beni yarattın? Biz seninle tanışmıyorduk. Sizin mahallenizde aynen kimsenin öyle, yok. Onların ağzına. Onları yaratsaydınız daha iyi. Eş dosttan giderdiniz. Hiç değilse değil mi? Evet. Yani, öyle bir tepkiyle karşılaşmıştım. Tabii ki 20'li yaşlarda da biliyorsun ben bayağı yüksek tansiyonda biriydim. Bayağı çarpıp seni biz yarattık Burak'cığım falan filan diye önümü kesen gazeteciler olmuştu. Onlara istinaden söylenmiş. Yani kariyerin başında bir bana plan çizilmedi. Ben zaten şöhret olmak için yola çıkmadım. Sen biliyorsun abicim. Yani müzik aşkıyla dolu bir gençken. Ama sen o kadar. Bu şimdi neydi çocuğun adı? Real Madrid'e gitti. Arda, evet. Sen oydun. Doğru. Ya sen onun sanattaki karşılığıydın ve seni eyvallah, herkes istiyordu. Ve bizim senin öyle bir sözlerim var işte, istediğim arabayı alabiliyordum falan filan ve bunu da aslında biraz şey gibi görüyorsun röportajlarına, hiç kimse böyle bahsetmez. Ya sen hep sana söylemişimdir her seferinde, evet, kendi ilk yıllarını çok fazla eleştiren bir insansın ve bu konuda kendini bu kadar eleştirerek, kendine bu kadar kafa bularak diyelim ki hem ciddi hem mizahi olarak. Aslında ben hep kendine haksızlık ettiğini düşünüyorum. Ama asıl sormak istediğim şey şu. Bir kere bir güzel motorum vardı ve beni motorun arkasına bindirmiştin. Sonra ben çok zor zamanlar geçirmiştim senin arkanda. Yani o sırada intihara mı niyetliydin? Yoksa hakikaten sürükledin. Hayır. Ya abi, korkunç bir şey yaşadım. En yani, büyük kavgam binmeşi motosiklette. Neydi? Hızım ne yaptı? Stat konserlerine motosiklete binemez. Bir şey söyleyemeyeceğim. Yani motorun azami hızı neyse oydu. Ve biz İstanbul'da bir takım yerlere girip çıkıp falan filan. Ve şunu yaptığımı hatırlıyorum. Yani tırnakların içine. Evet, yani ne kadar müthiş bir erkek olduğunu, bir geceydi bu. Nasıl müthiş bir erkek olduğunu anladığım bir geceydi. Hakikaten tırnaklarımı geçirmişim ve kafayı böyle yaslamışım. Ondan sonra sırtına ve böyle falan ve diyorum ki yani evet öleceğim ve hakkımızda hiç de iyi şeyler söylenmeyecek. Hani Pompei'de birbirine sarılmış bulunan cesetler var ya. Böyle birbirimize bizi sarın. Ama ben arkadan sarılmışım çok duygusal iyi olarak. Böyle bizim cesedimizi böyle bulacaklar yani filan. Ve diyorum, dedim ki yani evet yani de, hakikaten senden çok şüphelendim o gece. Yani bir şey söylemek istemedim. Hani, yani dedim ki yani bu büyük ihtimalle intihar ediyor. Ya büyük ihtimalle intihar ediyor ve bana rast geldi yani. Biz gidiyoruz şu an. Ya ama öyle bir havan var. Genç Acun gibi adrenalin bağımlısı bir dönemim vardı abi. Muhtemelen ondan yani. Biliyorsun ben içmem etmendim falan oralardan. Hiçbir şey de içmiyor. Uyuşturucu kullanmaz, içki içmez. Kızlara karşı çok şeydir, tek eşlidir. Şöhreti... Yaşayamadın. Yani doyamadın. Muhterem. Tadını çıkaramadın. Tadını çıkaramadın. Ben çıkardım. Evet, ben motordan indikten sonra neler yaptım. Evet abi.